Plus ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk evi programı ile birlikteyiz. Öncelikle bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk eden siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi konuk evinde her gün farklı isimler bizlerle birlikte oluyor ve farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de diş sağlığı ile ilgili konuşacağız. Diş beyazlatma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Diş beyazlatmanın mümkün olup olamayacağını konuşacağız ve diş hekimi Mustafa Sabri Ceylan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz için. Anlatacaklarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu konu son zamanlarda çok ön plana çıkan. Evet. Herkesin de merak ettiği bir konu. Genel anlamda bütün her şeyden bahsetmekse artık böyle biraz daha detaya girerek bahsetmekte fayda var. Evet, bugün de diş beyazlatmayı konuşacağız. Aynen öyle. Daha öncesinden de sizinle bir program gerçekleştirmiştik. O yüzden bizler sizi tanıyoruz ama tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Yine isterseniz kısaca bir kendinizi tanıtın bizlere. Sonrasında sohbetimize diş beyazlatmayla ilgili olarak devam edelim. Evet, ben diş hekim Mustafa Sabri Ceylan. 88 yılında mezun olduktan sonra Samsun'da serbest diş hekimi olarak çalışıyorum. Halen kendi muayenehanemde diş hekimliği hizmetini yürütmekteyim. İki kız babasıyım. Evliyim tabii ki. Genelde böyle hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet. Peki diş beyazlatma ile ilgili konuşacağız ama öncesinde dişlerin renk değiştirmesinden bahsedelim isterseniz. Neden renk değiştirir dişler? Bunun birçok sebebi var tabii ki. Ancak tabii önce bir genel olarak diş beyazlatma konusuna girerken insanlar tabii ki herkes güzel gülmek istiyorlar. Dişlerinin düzgün ve güzel görünmesini ve beyaz görünmesini istiyorlar. Evet. Bununla ilgili birçok çalışmalar yapılmış ve en son 1990 yılından itibaren bu çok ivme kazanmıştır. Ve 89 yılında ilk uygulama başlamış ve beyazlatma işlemi hastaların hizmetine sunulmuştur. Yıllar geçtikçe birçok teknik uygulanmış ve günümüzde de artık bunun başarılı olduğu tabii ki devam etmektedir. Artık eskiden efendim dişim işte şu şekilde bu şekilde rengi değişmiyor işte bunu keselim kaplayalım dan ziyade koruyucu bir tedavi olarak veya koruyucu bir estetik bir çözüm olarak. Evet, yani mevcut dişe uygulanıyor değil aynen mi? Aynen öyle. Şimdi renkleşmeleri biz iç ve dış renkleşmeler olarak ikiye ayırırız genelde. Bunların da sebepleri genelde kullanılan yiyecek, içecek veya kullanılan ilaçlar olduğu gibi. Evet, bunlarla doğrudan geçirilmiş hastalıklar, yaşa bağlı renk değişiklikleri veya kullandığımız kötü alışkanlık mesela sigara olabiliyor veya işte çok kahve ve çay düşkünü bir toplumuz. Dolayısıyla bunların getirdiği bir takım renkleşmeler var. Şimdi birazdan zaten herhalde slaytlarda da tek tek hem slaytları da görerek görüntüler üzerinde de konuşabiliriz. Arkadaşlar tabii. Aktaralım. Şimdi biz renkleşmeleri iç ve dış ayırdıktan sonra dış renkleşmelere sebep olan renkleşmeler genelde mineyi ve dişin üst kısmını kapsayan yani gördüğümüz kısım. Aynen öyle. Şimdi bu renkleşme genelde kullandığımız çay, sigara, kahve, renklendirici bir takım yiyecekler ve içeceklerin oluşturduğu bir renkleşmedir. Evet, adı üstünde zaten değil mi? Dışarıdan aldık. Dışarıdan, evet. Bu önlenebilir mi? Evet, aslında düzgün ve tekniğine uygun fırçalama yöntemleriyle bu önlenebilir. Biz tabii ki bir fırçalama eksikliğimiz olduğunda ya da ihmal ettiğimizde bu renkleşmeler dişin üzerinde kat kat oluştuğu için birikiyor ve kuruyarak renkleşme meydana getiriyor. Dolayısıyla bu çözümü en kolay yöntemlerden biri. Yani bunun nedeni belli. Çay, kahve, sigara gibi renkleşmeleri biz dış temizlik yöntemleriyle işte bunu yine diş hekimi vasıtasıyla o bölgeden uzaklaştırarak ve bunların birikmesini önlemek için de dişin yüzeyinin parlaklığını arttırmaya yönelik bir takım uygulamalar yaparak bunu minimalize veya azaltma yöntemine gidebiliriz. Evet. Bu
Hastalarımızın da kendi öz bakımlarıyla ilgilidir. Fırçalamaları, diş bakımları, düzenli diş hekimine gitmeleriyle ilgilidir. Evet, küçükten beri aslında değil mi olması gereken, o bilincin oluşması gerekiyor. Aynen. Biz diş hekimleri tabii ki bütün hekimler hep insanlığın hizmetindeyiz. Dolayısıyla bize 3 yaşından itibaren kontrollü 6 ayda bir gelen ve sürekli gelecek olan kişilerin diş problemlerinin minimum hatta hiç olmayacağını söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu kontrollü bir uygulama olduğu için yine diş hekimi tarafından yapılacak. Gerekli temizlikler yapıldıktan sonra dişin yüzeyi cilalanacak, parlatılacak. Dişin yüzeyi cam gibidir bakınız. Cam. Evet. Bu cam gibi yüzeyin siz farklı materyaller kullanarak, örneğin karbonat, örneğin işte tuz, örneğin farklı mesela bazı işte diş beyazlatmaya yönelik piyasada satılan tozlar, işte onlar bunlar, yani hekimin önermediği bir takım yöntemlerle dişimizin yüzeyini çizebiliyoruz. Evet ve anında beyazlatan ürünler de var sanıyorum yine bu ticari havuz içerisinde. Evet tabii onlar genelde içlerinde bir takım boyayıcı maddeler içeriyorlar. Dişin yüzeyinde bir boya tabakası oluşturuyor. Böyle bir hilesi kullandığınız, var. Kullandığınız zaman beyaz görünürsünüz, kullanmadığınız zaman yine dişimiz aynı renge dönecektir. Dolayısıyla dış renkleşmeler bu şekilde. Biz dişimizin çizilmiş yüzeyi daha çok birikinti tutar. Aynen camın yüzeyini siz bir şekilde çizerseniz daha kolay kirlenir. Evet. Dolayısıyla aynı mantıktır. Bu önlenebilirdir. İkinci renkleşme dediğimiz renkleşmeler derin renkleşmelerdir. Bunlar dişin iç yüzeyinde. Şimdi ilk slayttan başlarsak, mesela ilk slayta doğru geçersek biz orada tabii ki hem konunun akışına göre de görmüş olacağız. Burada derin renkleşmeleri ikiye ayırıyoruz. Evet. Hem mineyi ilgilendirebiliyor, hem dentini, hem de ikisini birden ilgilendirebiliyor. Bunların nedenleri, etiyolojileri dediğimiz zaman, kullanılan ilaç veya zamanında bize annemiz hamileyken, biz daha anne karnındayken annemizin kullandığı ilaçlardan itibaren veya aldığı vitaminlerden itibaren dişimizin içine birikmesi dolayısıyla oluyor. Birincisi kullanılan ilaçlar olabiliyor. İkincisi o dönemde dişin oluşma esnasında geçirilmiş olan ateşli bir takım rahatsızlıklar nedeniyle olabiliyor. Üçüncüsü yine dediğim gibi bir takım işte travma, mesela örneğin bir darbe sonucunda dişimizin canlılığını yitirmesi nedeniyle olabiliyor. Trafik kazalarında olabilir. Gibi. Yani dişimiz canlılığını yitirdiği zaman beslenme düzeni bozuluyor ve beslenmesi bozulduğu zaman da bir kalsiyum alımı ve bir kanlanma olmadığı için de dişimiz renkleşmesi, koyulaşmaya doğru devam ediyor. Dolayısıyla iç ve dış renkleşmeleri ayırdıktan sonra bunların tabii ki oluşumuna göre de tedavi yöntemleri, evet, buna uygulanabilecek yöntemlerde değişiklik göstermektedir. Evet, basit bir yöntemle önlenebileceği gibi. Gibi kompleks, hatta önlenmesi çok zor, mümkün olmayan vakalarda olabiliyor. Evet. Her kişinin aynı anda iki hastamızın aynı tondaki veya farklı tonda da olabilir, ağartma süreçleri değişiklik gösterdiği gibi kullanılması gereken tekniklerde değişiklik gösteriyor. Evet, tıpkı diş yapılarının farklı farklı olduğu gibi değil, evet, mi? Bunu teşhisini tek koyabilecek kişi diş hekimidir. Ne tür bir renkleşme vardır? Hangi tür tekniği kullanacaktır? Ne kadar tonda açabiliriz veya ne kadar ton beyazlatabiliriz? Bunu tamamen diş hekimi kontrolüyle yapılacak bir uygulamadır. Bu yöntemler tabii ki gün geçtikçe çok çok daha farklı tekniklerde, teknolojiyle beraber bu tekniklerde değişiklikler göstermektedir. Şimdi örneğin dış renkleşmeleri dediğimiz gibi hekim temizliği yaptıktan sonra eğer bir tonlarında koyuluk varsa, derin bir renkleşme yoksa buna uygulanacak tedavi süreci daha kısa ve daha az maliyetli olmaktadır. Ama derin renkleşmelerdeki diş renklerinin bunların tedavi süreci uzun olduğu gibi beklediğimiz sonuçları da elde etme güçlüğü
çekmekteyiz. Evet. Şimdi burada bir takım teknikler kullanılıyor. Biz bunları da ikiye ayırıyoruz. Şimdi asıl amaç buradaki renkleşmeyi yaratan organik dediğimiz bir takım dişe renklerinin bozulmasına neden olan. Evet, kahve dişin gibi. Minesi, yok kahve değil, içsel renkleşmeden bahsediyorum. Evet. Kahve çok kolay çıkabiliyor. Yani inanın çok basit bir temizlik yöntemiyle çok rahatlıkla temizlenebiliyor. Ama derin renkleşmeler, yani dentini, mineyi ilgilendiren renkleşmeler daha profesyonel bir tedavi gerektiriyor. Asıl amaç içindeki bu boyayıcı, organik dediğimiz materyallerin oksijenle, oksidasyona uğratılarak rengin açılması olayıdır. Bunun için biz kullandığımız materyaller peroksit dediğimiz oksijen açığa çıkaran bir takım ürünlerdir. Bunlar 2-3 teknikte kullanılabiliyor. Biz bunları ikiye ayırabiliriz. Bir, ofiste kullanılabilenler. İkincisi de evde kullanılabilen. Evet, böyle bir ihtimal var yani. Şimdi ben bunları hiç halkımız çok rahat anlasın diye. Hiçbir hekimlik terminolojisi kullanmadan ya da yabancı terminoloji kullanmadan iletmek istiyorum ki evet, herkesin aklında o şekilde kalsın diye. Biz muayenehanede ortamlı, muayenehane pratiğinde kullandığımız ürünlerle evdeki ürünleri kombinede kullanabiliriz. Ya da sadece klinik ya da sadece ev olarak da kullanabiliriz. Bunlara yine karar verecek olan birincisi hekim. Dişin yapısı, renkleşme miktarı, hastamızın beklentisi. Evet, şimdi herkes çok çok beyaz dişlere sahip olmak isteyecektir ama acaba buna uygun bir diş yapısı var mıdır? Bu beyazlık hastamızı tatmin edebilecek midir? Evet. Bu asıl amaçtır. Dolayısıyla biz mesela örneğin bir hastamız kliniğimize geldiğinde biz genel anlamda yaptığımız muayenede bir, bu dişin renkleşmesinin ne tür olduğu, hastamızın yaşı, kullandığı ilaçları, varsa kötü alışkanlıkları, evet, bütün hepsini biz önümüze koyuyoruz. Daha sonra hastamızın beklentileri, nasıl bir beklenti içerisinde onu teşhis ediyoruz ve ona göre bir teknik uyguluyoruz. Muayenehanede, klinikte uygulanan yöntemlerde biz güçlü beyazlatma dediğimiz bir uygulama, yani power bleaching diyoruz ama bunu uyguluyoruz. Burada kullandığımız materyallerin konsantrasyonları, yani içerisindeki ilaç miktarları çok yüksek dozludur. Bunu hasta kendisi evde kullanırsa diş eti, dudak, yanak her türlü zararı görebilir. Evet, kullanım tamamen, şekli de çok önemli değil mi? Tamamen biz. Evet, bakın şimdi slide'da görüyorsunuz birçok ekranda da gördüğümüz gibi birçok renkleşme türümüz var. Evet. Bunların bir takımı, bazıları geçirilmiş hastalıklar esnasında kullanılan antibiyotiklerin dişlerimizde oluşturduğu renkleşmeler, evet, olduğu bilinçsiz gibi. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı da yine değil mi? Çok evet, büyük zararlar verebiliyor. Kesinlikle. Artık eskiden kullanılan bazı antibiyotiklerin dişlere etkisi bilindiği için artık evet, bununla ilgili antibiyotikler çok fazla kullanılmıyor artık hekimlikte. O yüzden şanslıyız. Yaşla bağlı renkleşmeler, işte koyulaşmalar. Dişimiz, biz yaşlandıkça dişlerimiz de yaşlanıyor. Ve evet, rengi, inanır mısınız, yavaş yavaş o da koyulaşmaya başlıyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi işte bir takım renkleşme tiplerini görüyoruz. Şimdi bunları tabii detaylı slaytlar geçtikçe üzerine de eğilebiliriz. Şimdi biz evet, klinikte hastamız bize geldiğinde, evet bakın mesela şimdi gördüğümüz, ekranda gördüğümüz bu bir sigara, çay, kahve renkleşmesidir. Yani bir dış renklenmedir. Bu dış renklenmeyi biz bir diş temizliği, hekimin uyguladığı bir cila ve temizleme işlemi sonucunda temizlememiz mümkündür. Evet. Bu bir dış renkleşmedir. Evet, halbuki görüntü olarak baktığımızda çok vahim bir durumda durum görünüyor. Durum varmış gibi geliyor evet, ama inanır mısınız 2 seans, 3 seansta, yani tek seanslı olabilir ama 2 seans, 3 seansta bu çok çok rahat temizlenebilir. Yalnız burada tabii ki önemli olan hastanın öz bakımı. Yani evet, hastamız burada düzenli ve kuralına uygun hekimin, diş hekimi arkadaşımızın gösterdiği şekilde tekniğine uygun bir fırçalama yaparsa inanır mısınız bu renkleşmenin hiçbiri olmaz. Şimdi muayenehanemize giren hastamızın diş rengini tespit ettikten sonra, diş renkleşmesinin türünü tespit ettikten sonra tekniğimize karar verdik. Örneğin biz kliniğimizde bir beyazlatma işlemi uygulayacaksak bunu
bir takım cihazlar vasıtasıyla, örneğin lazer ya da ultraviyole ya da farklı plazma dediğimiz cihazlar vasıtasıyla beyazlatabildiğimiz gibi, artık yeni, örneğin bakın görün ekranımızda, şimdi bu beyazlatma cihazıyla kullanılan materyalin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir uygulamadır. Evet, pekiştiriyor yani kullanılan materyali, değil mi? Materyalin hızını arttırıyor, etkinliğini arttırmaya yönelik bir teknik olarak kullanıyoruz. Lazer kullanıyoruz, bu da aynı şekilde lazerlerle. Şimdi bazı ilaçlar, uyguladığımız ilaçlar lazerle, bazı ilaçlar ultraviyole ile, bazı ilaçlara da bunların hiçbiri gerek olmadan kendi kendine aktive olabiliyorlar. Dolayısıyla hekimimiz yani bunun, bu cihaz veya öbürünün birbirine çok fazla üstünlüğü henüz kanıtlanamamış. Ancak etkinliğin veya tedavi sürecinin kısaltılması yönünde bir etkisinin olduğu söyleniyor. Evet. Anlatabildim mi? Sonuçta biz burada diyelim ki bir klinimizde beyazlatma yapacağımız zaman önce yüksek konsantrasyonlu bir uygulama yapacağımız için hastamızın dudak, diş eti bölgelerini tamamen izole ediyoruz. Ve bunu bir takım ajanlarla, bir takım ilaçlarla koruma altına alıyoruz. Evet. Buraları koruduktan sonra uygulanacak olan materyali diş üzerine yerleştiriyoruz. Yalnız tabii ki burada diş beyazlatmada en önemli şey, ağızda herhangi bir artığın, herhangi bir yiyecek artığının ortamda olmaması. Onlar uzaklaştırılıyor. Evet, bu da çok önemli. Çünkü onlar bu tür ilaçların aktivitesini, etkisini tamamen azaltıyorlar. Evet. Şimdi çok küçük bir şey bile olsa inanır mısınız öyle? Öyle. Yani hastamız, şimdi ona da birazdan geçeceğim, zaten hep böyle önce kliniğe geldi hastamız, muayenesini yaptık, rengini belirledik, hangi tür bir teknik kullanalım, işte ofis ve kliniğimizde önce ağırtalım, sonra da evde de devam edelim diye düşündük. Zaten sürdürülebilir mutlaka, değil mi bu tedaviler? Tabii. Bunların hepsini tek tek hiç akıllarında en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde cevaplayacağım. Şimdi ofiste yaptığımız, kliniğimizde yaptığımız bu ağırtmaların, kullandığımız materyalleri yüksek konsantrasyonlu, bunları zarar önlemek için diş etimizi örtüledik, yanak ve dudaklarımızı koruduk ve bu uygulamayı yaptıktan sonra yaklaşık kullanılan materyalin özelliğine göre 15 dakikada bir aktive edilmeli. Seanslar yaklaşık her 20 dakikada, 15 dakikada bir o jel alındıktan sonra yenisi konulmalı. Evet. Ve bu yaklaşık 45 dakikalık bir süreç içerisinde uygulanabilmektedir. İşte lazer veya plazma ya da diğer aktivasyon cihazlarını kullanırsak jellerde, sadece ve sadece işte bu 45 dakikalık süreci biraz daha indirmek veya işte yarım saate indirgemek gibi bir süreç vardır. Peki bunda ne kadar sonuç alıyoruz? Ne kadar alıyoruz? Şöyle, dişimizin yine derin renkleşmesinin türüne göre biz burada tek seansta 3-4 ton, 5 ton beyazlayan bir diş elde edebildiğimiz gibi 1 ton beyazlayan bir diş de elde edebiliyoruz. Dişin tamamen yapısıyla alakalı bir durum. Evet. Şimdi hastalarımız geliyor, ya benim arkadaşım yaptırdı ve çok memnun, tek seansta muhteşem beyazdı. Evet, ondaki aslındaki problem sadece çok hafif bir yaşa bağlı renkleşmeydi. Sizin renkleşmeniz daha derin, dişin derinine işlemiş bir renkleşme olduğu için tabii ki etkisi daha az oldu. Bu süreçte biz hastalarımızda eğer renkleşmesini düzeltebileceğimiz bir vaka ise bunu biz beyazlatabiliyoruz diyoruz ve uygulamaya devam ediyoruz. Ancak bu eğer ağartma ile çözülemeyecek bir veya verilen para veya işte harcanan parayla elde edilen sonuç bizi tatmin etmeyecek, çok uzun süre bir ağartma işlemi yapacağız ve bu hem dişlerimize zarar verebilir hem de yüksek bir maliyet gerektirir, o zaman farklı teknikleri, bunu da daha sonraki bir programda konuşuruz. Laminalarla ilgili konuşuruz. Onu da o zaman. Şimdi burada renkleşmeleri biz klinikte diyelim ki bu hastamızın artık dedik ki bir de evde uygulayalım tedavimizi, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi biz zaten bu evde uygulayacağımız tedaviler öncesinde hastamızdan bir ölçü alıyoruz. Bu ölçüyle bir şeffaf plak elde ediyoruz. Slaytların içinde var tabii bir slaytta. Evet, bakın görüyorsunuz. Bu şeffaf plak
hastamızın dişlerine tam birebir oturan bir plaktır. Bu plağı biz hazırladıktan sonra kontrollerini yapıyoruz. Hastamıza nasıl uygulayabileceğini gösteriyoruz. Ve bu plak içerisine uygulayabileceği materyaller ki bunların konsantrasyon yani içerisindeki ilaç miktarları daha düşüktür. %10, %15, evet. %20 civarındadır maksimum. Evet, damaklara zarar vermemesi için sanıyorum. Hem öyle hem de yapılan çalışmalar şunu göstermiştir. Çok hızlı elde edilen etkinin geri dönüşümü de o kadar hızlı olmaktadır. Evet. Yani ben bu uygulamayı yani birçok arkadaşımız yapıyor, hepimiz yapıyoruz. Uzun yıllardır da yeni bir de teknik değil ama her bir detay değişiklikleri olabiliyor. Görüyoruz ki daha düşük konsantrasyonlu, daha uzun yaptığımız tedavilerdeki elde ettiğimiz sonuç daha tatmin edici ve geri dönüşü de. Yani efendim beyazlattım da kaç sene sürecek dediğimiz evet, bu olay bir yani geri dönüşümü daha uzun yıllara dayanıyor. Buna da geleceğiz ayrıntılara. Şimdi burada kullandığımız bu şeffaf plak içerisine hastamızın diş yapısına göre ve kendi konforlu kullanabileceği süreyle 2 saatle yani 6 saat arasında arttırabiliyoruz. 8 saatte olabiliyor bazen konsantrasyon düşük uygulamalarda. Bunlar eğer hassasiyet oluyorsa süreci kısaltırız. Evet. Hassasiyet fazla ise yine bir ağrı kesici verip bir gün ara verebiliriz. Onun için bu tür bütün uygulamaların hepsi hekim kontrolünde ve hastayla hekimin 3'er günlük periyodik görüşmesiyle renkleşmeli devam ediyor. Hassasiyeti var mı yok mu? Evet. Konsantrasyonu düşürelim mi yükseltelim mi gibi bu çalışmayı hekimle hasta beraber yürütür. Evet, tüm bu sorular yani, çok önemli. Çok böyle hap gibi bir şey bekleyip içtim işte süper falan öyle inanır mısınız? Hepsi işte boyama gibi yani göz yanıltmaya yönelik şeyler olabilir. Dolayısıyla 3'er günlük periyotlarda hastalarımızı kontrol altında tutup dişin yapısının bozulmasına izin vermeyecek, matrisinin zarar görmesine izin vermeyecek şekilde tedaviyi sonlandırmak. Evet. Bu diş hekimine, diş hekiminin kontrolünde olacak bir uygulamadır. Hastanın kendisine ait bir uygulama değildir. Evet. 3 günde bir rutin ziyaretler olacaktır. Burada bu tür uygulamalar yapmadan önce asıl önemli olan dişlerinde herhangi bir dolgu var mı? Dolguları düzgün mü? Bir kron veya bir protez veya bir porselen kaplaması var mı? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu ağartmalar dişe etkileyecektir. Ve porselene veya yanındaki dolguya etkilemeyecektir. Evet. O dolgular eski renginde kalacaktır. Dişiniz beyazlayacaktır. Sonra da arada işte dolgumuz koyu renkli göründüğü için değişmesi gerekecektir. Yani kozmetik bir bütündür. Bunu ayrı dişi veya işte dolguyu değil. Genelde eğer biz güzel bir gülüş, beyaz bir gülüş elde etmek istiyor isek tek renk olmalı değil mi? Ya, evet. Yani işte protezini de değerlendireceğiz. Dolgusu var mı? Çürüğü var mı? Bunlar hepsi bizim için önemli. Sonra bu tür uygulamaları biz uygularken hastanın yaşı, herhangi bir sistemik rahatsızlığı, işte efendim bir hamilelik durumu. Evet. Bunlar bu ilaca karşı herhangi bir alerjisinin olup olmadığını. Evet. Peki kimler kullanamaz? Öyle bir kategoride sıralayacak olursak. Şimdi kimler kullanamaz? Bir kere hamileler üzerinde. İkincisi hamile üzerinde kesinlikle kullanılmasını biz yani şöyle bir olay olmuştur ortaya konan bir şey olmasa bile her zaman için biz bebeği korumak ve evet. Ne olabileceğini bilemediğimiz çünkü bebekle ilgili bir test yapamadığımız için de bu tür uygulamaları hamilelerde kullanmıyoruz. İkincisi derin diş eti problemi olan hastalarda önce diş eti tedavisinden sonra evet, çünkü diş etine zarar verebiliyor değil mi? Yani tabii ki kullanacağımız ürünlerin bir takım yan etkileri olabilir. Bunları elimine etmek veya minimuma indirmek evet. Zorundayız. 18 yaşından küçük. Hiç kimseye uygulanmamalı. Genç kızlarımız geliyor 17 yaşında. Benim kızlarım da var. Baba ne zaman bu böyle bir şey ya siz bakımınıza devam edin. Yaşınız geldiğinde ben size bu konuda yardımcı olacağım diyorum. Çünkü dişler henüz gelişme aşamasında içindeki sinir veya sinirlerin bulunduğu kısım daha geniş. Evet. Bunun belli bir oranda küçülüyor.
diş mine ve dentinin kalınlaşıyor olması lazım ki. Kullandığımız materyal dişin sinirine veya dişin kendisine zarar vermesin. Çünkü daha henüz dişler ağızdan çıktıktan sonra gelişimini devam ettiriyor. Yani masif dediğimiz o matrisinin gelişmesi, işte kalsiyum alınması ve işte güçlenmesi devam ediyor. Onun için süt, peynir, yoğurt ve işte efendim gibi şeyleri de çok devam ettirsinler istiyoruz. Bu ağartmalar bahsettiğim bu konularda kullanılmıyor. Bir de bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklardaki dişlerin yapısı oldukça bozuktur. Çok mine kayıpları ve minelerin dökülmesi söz konusudur. Bunda işte bu tür uygulamalarda ağartmayı kesinlikle kullanmıyoruz. Evet. Bunların hiçbiri yoksa herkes ağartma yaptırır. Problem yok. Yalnız işte dediğim gibi derin renkleşme dediğimiz fluorozis, mesela çok flor yoğun, flor kullanımı olan yerlerde fluorozis dediğimiz vakalarda elde ettiğimiz sonuçlar biraz daha bizi tatmin etmiyor. Efendim tetrasiklin antibiyotik dedik. Evet. Örneğin çocuklarda çok kullanılıyordu eskiden tetrasiklin ve bu tetrasiklinin de dişlerde bir takım renkleşmelerin hakikaten bir diş üzerinde 2-3 ton farklı renk görüyorsunuz. Efendim diş etine yakın yeri işte biraz daha sarı, ortası mor, ucu mavi. Yani bakıyorsunuz ki bu ne renk yani, farklı bir renk. Evet. İşte bunu ağartmak çok güç ve matriksine de zarar veren, verebilecek agresif bir ağartma gerektirir. Bunu da çok fazla istemiyoruz. Bunları o zaman daha farklı kozmetik yöntemler öneriyoruz hastaya. İşte ağartma uygulamak yerine işte laminalara kullanalım. Yani evet, bunlarla size sonuç vereceğiz tarzında yaklaşımlar oluyor. Ama normalde ilaçtır, efendim yaşlanmaya bağlı renkleşmeleri dediğimiz gibi ofiste, yani kliniğimizde yaptığımız gibi, evde de sadece yapabildiğimiz gibi her ikisini beraber de yapabiliyoruz. Evet. Sadece klinikte yapılır, evde yapılmaz değil. Bakın siz geldiniz, ben size bir renkleşmenin analizini yaptım. Dedim ki size hiç ofis beyazlatma yapmayacağım ben. Hiç gerek yok. Evet, böyle bir durumda olabiliyor değil mi? Ölçünüzü alıyoruz, planınızı hazırlıyoruz ve lütfen eğer uzun bir sonuç elde etmek için, güzel bir sonuç elde edeceğiz. Evet, ve diyoruz ki bunu da kalıcı bir sonuç elde ederim. Lütfen. Konsantrasyonu düşükten başlıyoruz veya biz ayarlayacağız. Pilağı kullanmaya devam ediyorsunuz. 3 günde birim kontrolüme giriyorsunuz. Evet, bu kontrol size, sanıyorum burada da önemli nokta değil mi? Evet. Neden biliyor musunuz? Şimdi biz bu kullandığımız jeller zarar verir mi? İlk başta hayır. Çok zararı yok. Yalnız benim dişim beyazlayacak ve daha da beyazlayacak, daha da beyazlayacak. Yani böyle yani, evet, öyle bir istek de var tabii gibi, insanlarda. Gibi. Şimdi bunun nerede duracağı? Bakın, hekim tamam senin beyazlaman bitmiştir. Bundan sonraki kullanılacağım her türlü uygulamada dişin matrisi zarar görecektir ve geri dönüşümü olmayacaktır. Evet, böyle riski de burada olabiliyor stop yapıyoruz. Değil mi? Burada stop yapıyoruz, durduruyoruz. Diş kendini remineralize dediğimiz tamir şeyi var. Yani dişi biz verdiğimiz bu uygulama sonucunda dişimiz kendisini çok rahat tamir ediyor. Evet, hiçbir sıkıntı yeniliyor. Ama siz ısrar ederseniz artık yenileyemeyecek pozisyonda, o zaman zarar görürüz. İşte onun için 3 günlük kontroller önemli. Hekim arkadaşımız burada bu 3 günlük kontrollerde doz, konsantrasyon, işte ne kadar kullanacağız, süre. Evet. Hani 2 saat mi kullanalım, 6 saate mi çıkaralım? Ya da efendim sızlamam var doktorum, yani bir hassasiyetim var falan. Onların da biz diyeceğiz ki o zaman size bir flor takviyesi yapıyoruz. Bir gün ara veriyoruz, süremizi kısaltıyoruz. Evet, böyle bu kesinlikle hekimle hastanın beraber koordine çalışması gereken bir durumdur. Yaklaşık ne kadar sürede ağrıyacaktır? Biz doğal, çok aşırı derin renkleşme olmayan vakalarda 10 gün, evet, dışa bağlı 15 gün içerisinde. Evet, yani onlar da aynı. Biz burada önce bir temizlik yapıyoruz tabii. Ve bu dışsal renkleşmeleri de biz bununla da yok ediyoruz. Ama önemli olan da dışsal renkleşmeleri aslında kendimiz de çok rahat temizleyebiliriz. Evet. Özen göstermemiz lazım. Bunu elde ettikten sonra hastamızda 10 gün sonra
3 günde bir göreceksiniz. Ben genelde hastalarıma şöyle bir de mesela çok acele etmemeleri söylediğim zaman önce diyorum ki ya sadece bir çenemizden başlayalım da nasıl olduğunu alt üst arasındaki farkı görerek gidelim mi? Nasıl olacak? Ben sizi 3 gün sonra aldığımda birazcık ton farkımız olmuş. Bekleyin alta devam edeceğiz. Bir 3 gün sonra daha gelin dediğimizde aradaki farkı hakikaten gözle görebilirsiniz. Evet. O zaman hemen alta da başlayabiliyoruz. Çünkü hastalarımız veya insanoğlu biraz hem unutkan hem de sonucu etkin olarak görmek isteyecektir doğal olarak. Değil mi? Biz bunu da göstermiş oluyoruz. Aynı anda farklı çeneleri farklı zamanda uygulayarak. Evet, en iyi gösterim şekli de bu olsa gerek, evet, değil mi? Öncesinde tabii bir takım fotoğraflarını alıyoruz, renklerini tespit ediyoruz. Ancak böyle bir uygulamayla da kesin ağardığını, gerçek anlamda nasıl bir ağrıma olduğunu da takip etmiş oluyoruz. Evet. Ben genelde o şekilde bir uygulama yapıyorum ama çok böyle acil, efendim işte bir 10 gün sonra işte gideceğiz veya çok emin olduğumuz bir vakaysa alt üst aynı anda da başlıyoruz. Bu plakları kullandıktan sonra, bu uygulama bittikten sonra, önemli olan bu tedavi süreci bittikten sonra da dişin ağrımaya devam etmesi ve bir müddet sonra da geri dönüş bir tonu oluyor. Ondan sonra stabil kalıyor. Evet, hepimiz. Sabit kalıyor. Bu süreç ne kadar? 15 gün tedavi bitiminden. Biz plakları çıkarın, jel vermiyorum size dediğimiz andan itibaren 15 gün çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu jellerin nasıl etkiyor? Dişe nasıl etkiyor? Dişimizi bu jeller vasıtasıyla içerisindeki organik matrikse oksijenle renk değiştirip peroksitle ya da karbamid peroksitle renk değiştirmesini sağlamak için geçirgen hale getiriyoruz. İşte hassasiyetler bundan dolayı oluşuyor. Evet, böyle bir özelliği dişin, var. Bu geçirgen, yani dişin geçirgen olduğu dönemde renklendirici bir durum yaratırsanız, yani işte efendim çay kahve çok kolay içersen, işte sigarayı kullanırsan, işte efendim şarap, salça gibi böyle renklendirici materyaller, o dişimizin geçirgen tabakasını tekrar dişin içine nüfuz ediyor. Evet, hatta daha vahim bir sonuç. Yani evet, yaptığımız, ettiğimiz yani bu iş için maddiyat harcayacağız, zaman harcayacağız ama sonucunda bir şey elde etmek istiyorsak da bu çok önemli. Özellikle tedavi bittikten sonraki 15 gün çok önemli. Bu 15 gün sürecinde çok iyi dikkat edersek dişimiz kendisini tamamen o gözenekleri, matriksi, geçirgen halini kapatıyor. Artık renk değiştirmez hale geliyor. Peki ne kadar sürüyor? Benim gözlemlediğim, yani devamlı kontrolümüz altında olan, diğer diş hekim arkadaşlarımın da tabii ki takibinde vardır. Hepsi bütün hastalarını takip ediyor. Valla ben 3-4 sene, 5 sene önceki yaptığım ağrımın hala devam ettiğini çok rahat görüyorum. Nasıl görüyorum? Üstü ağrıtmışız, hastamız altı için ya gerek yok zaten görünmüyor demiş. Evet. Değil mi? En iyi şimdi, bir şekilde görünüyor şimdi herhalde. Alt üst ağrıtmışız, üstü ağrıtmışız, aynı ton farkı devam ediyor. Peki bu geri dönmüş, dönmeyecek mi? Tabii ki dönüyor ama nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Sizin dişinizin rengi, anne karnınızdaki dişinizin rengini getirdik. Diyelim ki işte 25 yaşındasın. Evet. 25 sene önceki rengimize getirdim ben dişinizi. Kullandığınız ilaç ve kullandığınız materyal, vitaminler, tekrar vücudumuza aldığımız yiyecekler tekrar içten renklendirmeyi devam ettirecektir. Ettiriyor. Ancak 3 sene sonra, işte 2 sene sonra sizin o kullandığınız plaklarınız, eğer dişlerinizde herhangi bir değişiklik olmadıysa, dolgu veya işte çekim yapılmadıysa, plağınız hala sizin tarafından kullanılabilecek ve korunmuş vaziyetteyiz. Evet. Sadece bir gecelik uygulamayla, yani bir kısa bir uygulamayla eski haline geliyor. Şimdi ben size bir bayansınız, soruyorum, saçlarımızı boyatıyoruz, bayanlar boyatıyorlar. Şöyle desem, saçınızı boyayacağım, 4 sene hiçbir renk değişikliği yok. 4 sene sonra sadece 3 dakikada bu şampuanı kullanacaksın, yine eski haline geleceksin. Çok iyi bir uygulama değil midir? Kesinlikle. Peki bronzlaşma için solaryuma gidiyorsun, yatıyorsun güneşin altında veya işte bronzlaşıyoruz. Ben desem ki ya ben size bir bronzluk vereceğim. 3 sene siz bronz kalacaksınız. Ancak efendim 3 sene sonra çok hafif bir geri dönüş olursa, işte 5 dakika daha bir ışık alırsan yine
daha iyi uygulama değil mi? İşte bizim bu uygulamamız da ömür boyu süren bir şey değil. Çünkü organizma, diş canlı. Evet. Yiyoruz, içiyoruz, ilaç kullanıyoruz, yemek yiyoruz. Ne kadar bakıyoruz değil mi? Ediyor. Yani şimdi bunlar tabii ki bir dönüş oluyor mu? Oluyor. Yalnız inanır mısınız? Gerçek anlamda hastalarımızı bizi tatmin eden bir tedavi yöntemidir. Hiç dişleri kestirip, kaplatıp, işte efendim şudur budur. Kesip veya kaplanmasına karar verecek olan hekim. Bu diş eğer bir ağartma yöntemiyle ağarmayacaksa veya ağardığı zaman bizim beklentimizi karşılamayacaksa o evet. zaman başka teknikleri söylemek bizim görevimiz. Evet, bunun analizi bu kadar. Zaten işlem hekim. Başlamadan önce yapılıyor mutlaka ki. Aynen öyle bakılıyor. Kişiye bildiriliyor. Bu jelleri kullanırken çok önemli bir olay var. Ağzımızda bu jelleri uygulama esnasında hiçbir gıda artığı kalmayacak. Evet, bu da doğru fırçalama gerektiriyor. Önce fırçalayacağız. Tabii. Hiçbir gıda artık kalmadıktan sonra jellerimizi uygulayacağız. Bu gıda artıkları bu jellerin içindeki ilaçları hemen şey yapıyor. Sıfırlıyor. Sıfırlıyor. Etkisi yok. İnternette satılıyor, her yerde satılıyor. Bunların miyatları çok önemli. Bakınız, soğuk zincir içinde gelecek. Aynı aşı gibi. Evet. Biz buzdolabımızda saklıyoruz. Stok bulundurmuyoruz. Çünkü taze olsun istiyoruz. Bunlar taşınırken soğuk zincire uydu mu, uymadı mı, buz içinde geldi mi, gel. Bunların hepsi önemli. Artık internette de, orada da, burada da, bütün satış şeylerinde de bunların piyasaya adam miyadı geçmiş ilacı, yani miyadı geçmiş değil, soğuk zincirde taşınmamış ama 2016'ya kadar kullanabilirsin diyor. Ama bu soğuk zincirde taşınmadı kardeşim, bu ısındı, bu buz içinde gezmedi. Dolayısıyla bunun bir etkisi yok ki. Onun için bu sefer hastalarımız, ben yaptırdım bir etki görmedim, işte ablam yaptırdı bir şey olmadı. Evet, bunun olmuştur ama neden olduğunu hekim size çok rahat anlatabilir. Nasıl uygulandı? Senin dişin buna uygun muydu? Kullandığın materyali düzgün kullandın mı? Evet. Hepsi tabii. Hekim, diş hekimi bu işi profesyoneli. Efendim işte internet vasıtasıyla efendim işte 5 dakikada gülüş, 3 dakikada gülüş. Evet, 3 dakikada gülersin, 6. dakikada aynı renktesin. Çünkü neden? Kullanılan materyallerin içerisinde bir takım boyayıcı materyaller kullanıyorlar. Bu kullanılan materyali siz uyguladığınız zaman beyazsın, 2 saat sonra değilsin. Bizimki ise profesyonel olarak hastanın cilt rengini değişmek gibi. Hastanın göz rengini değişmek gibi. Böyle bir uygulama. Dolayısıyla bunun kesinlikle ve kesinlikle hekim kontrolü altında yapılması evet, lazım. Aksi takdirde başka daha vahim sonuçlara yani, gidebilir miyim? Yaptırırsınız, bir elde ettiğiniz sonuç, harcadığınız paraya da değmeyecektir. Sağlığınızdan olacaksınızdır. Dişinizin yapısı bozulacaktır. Bir sürü problem çıkacaktır. Lütfen hekime danışmadan asla böyle bir tedaviyi kendi başınıza yapmayın. Bu kadar basit. Evet, çok önemli bir nokta hakikaten. Evet. Sizin de dediğiniz gibi artık internette olsun ya da başka türlü şekillerde olsun. Evet. Bunların satışları söz konusu. Evet, tabii. Diş macunu şeklinde satışları söz konusu. Satı var, tabii ki doğru. Bunların hepsinin... Yani şimdi ben bunlara etkisi yoktur demiyorum. Vardır ama ne kadar sürer, ne kadar kalıcıdır bunlar... Soru işareti diyorum. Bu kadar. Yani beyazlatmaz mı? Evet. Neden beyazlatır? Acaba içindeki kullanılan boyayıcı materyal midir? Evet. Çünkü biz bakınız yüksek konsantrasyonda olan da ne yapıyoruz? Diş etini, yanakları korumak zorundayız. Çünkü kullandığımız materyal gerçek anlamda çok konsantrasyonu yüksek olduğunda zarar veren materyal. Peki ben 3 günde sizi niye kontrole çağırıyorum? Ben her 3 günde bir renk kontrolünüzü yapıp ağarma devam ediyor mu diye bakıyorum. Eğer ağarma, açılma benim bir önceki kontrolümle aynı tonda kaldıysa sizin ağartma işleminiz bitmiştir. Senin dişin bu kadar ağrıyacaktır evet. diyebiliyorum. Dişin zaten bu kadar. Bundan sonraki var, ısrarımız dişimize zarar vermek oluyor. Bunu da istemiyoruz. Evet. Bunların hepsini baştan hastalarımız geldiğinde diş renklenme tonu, ne tür bir diş renklenmesi var, buna ben uygulayacağım tedaviyle bir sonuç elde edebilecek miyim, hasta verdiği paranın karşılığını alacak mı, ne kadar sürecek, bunların hepsi baştan planlanarak giderse hiç kimse hüsrana uğramaz. Hastamız en azından bir beklentiyle de gelse, evet. dişleri efendim belki ağarmayla, diyeceğiz ki biz ya senin dişinin ağrıma şeyi böyle olmayacak. Bak benden bunu bekleme. Baştan söylemem lazım ki. Hastamız yok süper ağrıyacak diye bir belirsiz umut yaratırsak
gerçek anlamda o zaman ya niye böyle oldu ya da olmadı diye bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunu hekim arkadaşlarım ilk muayenede yapacakları analizlerle... Evet, bunun analizi zaten değil mi kolay hekimler tarafından? Çok 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 kolay. Tabii bütün profesyonel diş hekimi artık hepsi bu işte uzman. Evet. Yani sonuçta biz bunların eğitimini alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet. Evet. Ve çok da tercih edilen bir yöntem olduğunu söylediniz. Pratikten isterseniz birazcık bahsetmiş olalım. Sizin tamam. hastalarınızdan bahsetmiş olalım tamam. bu anlamda. Ne tür şikayetlerle geliyor insanlar? Ne tür sonuçlar alıyorsunuz genel olarak? Şimdi genelde evet beyazlatma ile ilgili çok hastamız geliyor. Bu beyazlatma konusunda çünkü artık kozmetik diş hekimi dediğimiz alan çok gelişmeye başladı. Evet. Görüyorsunuz televizyonlarda beni baştan yarat veya işte farklı uygulamalardaki estetik sadece bir burun, bir göz, bir kulak, bir yanak değil. Eğer sizin yüzünüz çok güzel olsun ama dişleriniz güzel değilse estetik bütünlük olmuyor. Evet. Dolayısıyla estetik bütünlüğü sağlamak için de dişimizin formu, dişimizin rengi önem kazanıyor. Şimdi dişlerimizin rengi, formu güzel olabilir ama renginden memnun değilsek işte evet acaba güzel bir dişim var, sağlıklı bir diş etim var. Ben bu dişleri niye keseyim, katlayayım canım kardeşim? Öyle bir şey yok. Evet. Biz ağartma yöntemi eğer uygunsa biz tabii ki ağartma yöntemini kesinlikle öneriyoruz. Hiç bunun da böyle müthiş derecede efendim çok zararlı falan yani öyle geri dönüşümsüz bir vakayla çok şükür karşılaşmadık. Çünkü baştan bu hasta ağartma hastası mıdır, değil midir onu teşhis ettik. Evet. Bu çok önemli. Tabii ki kozmetik olarak bize müracaat eden hastalarımız dişlerin beyazlaması için dediğim gibi materyal seçimi acaba klinikte mi, evde mi ya da hem klinik hem ev mi? İkisi beraber kombinasyon kullanalım yapabiliyoruz. Öyle durumlar oluyor ki, öyle vakalarımız oluyor ki mesela aynı gün düğün var ya şimdi ya akşam güzel de gülmek istiyor hasta. Evet. Ne yapacağız? Evet şimdi onda ofis uygulaması daha net sonuç elde ediyoruz en azından. Sabahki gülüşünden 2-3 ton. Hani bakınız evdeki uygulamadan çok daha hani uzun vadede daha iyi artıyoruz çünkü. Ofiste de artıyoruz ama daha hızlı bir artma sağlıyoruz. En azından fotoğrafa beyaz gülmesini sağlıyoruz. Ama hastamızı söylüyoruz zaten. Bunun devamı var. Yani evet. Daha da düzgün olacaksın ama en azından sabahki gülüşünden daha beyaz güleceksin. İşte o hızlı istenen durumlarda ofis bile için ki tek başına da kullanabiliyoruz. Çok çok da iyi sonuçlar veren vakalar var. Herhangi bir zarar, efendim dişinde herhangi bir iltihaplanma, diş etlerinde efendim böyle hiçbir vakayla karşılaşmadık. Evet, güvenilir bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Evet, hekim kontrolünde. Bakın tekrar söylüyorum. 3 günde bir hekim kontrolü şart. Hasta kendi kesinlikle bilgisiz bir uygulama yapmayacak. Hekimin söylediği ve her şeye uyarak tedaviyi devam ettirirse ve bitirirse sonucunda gerçekten memnun kalacak ve hiçbir şekilde de zarara uğramadan işi tamamlamış olacak. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Anlattıklarınız için, burada olduğunuz için, vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza da, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, diş hekimi Mustafa Sabri Ceylan'la sohbet ettik. Diş beyazlatma konusunu konuştuk ve bu sohbetimize konuk evini programını da sonlandırmış bulunuyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.